Merhaba Ali Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Akaryakıta gelen zamlar ulaşım sektörünü nasıl etkiliyor? Ulaşım sektörü son 50 yılda herhalde böyle bir ortam, böyle bir konjonktür yaşamadı. Gerek şehirler arası otobüsler, gerekse kent içinde hizmet veren tüm esnaf kesimi bu zamlardan muzdarip. Dolayısıyla kendi müşterilerine de bu zamdan gelen maliyetleri yansıtamıyorlar. Burada da bir sıkıntı var. Dolayısıyla esnaf kesiminin hepsi neredeyse kontak kapatacak duruma geldi. Ben size bu konuyla ilgili en çarpıcı bilgiyi vereyim. İstanbul Ticaret Odası'nda servis taşımacılıkla ilgili olan komitede geçen sene itibariyle 15 bin küsür esnaf şirket vardı. Şu anda Ali Bey kaça düşmüş biliyor musunuz? Kendi aidatlarını ve oraya vermeleri gereken işte kar paylarını ödeyemedikleri için, bilançoların altındaki kar payı ödeyemedikleri için şu anda 7 bine yakın esnaf askıya alınmış. Yani yarı yarıya 15 bin esnafın yarısı askıya alınmış ve o hakkı şu anda askıda. Bu ne demek? Yani mevcut esnafın %50'si bu işten inanılmaz etkilenmiş, iş yapamayacak, çok cüzi aidatları bile ödeyemeyecek duruma gelmiş. Benzine bugün 97 kuruş indirim geldi ama hemen motoruna %27 kuruş zam geldi. Şimdi olayı şöyle görelim. Bakın Brent petrol bazında bakın ve dolar artışları bazında bakın. Oradaki artış oranlarından %70-80 daha yüksek miktarda devletin uyguladığı bir akaryakıt fiyatları var. Devlet buradan aldığı ÖDV ve KDV sebebiyle bunu bir fırsat biliyor. Çünkü nakit bir para girişi oluyor bu. Fırsat biliyor, dolara ve Brent petrole gelen zamlar oldukça çok yüksek zamlar yapıyor. Ama düştüğü zaman da bunu yapmıyor. Brent petrolün artışıyla doların artışından iki katı daha fazla şu anda biz hak etmediğimiz bir akaryakıt fiyatıyla karşı karşıyayız. Esnaf kesimine artık, bak bugün gazetelerde görünüyor. Polonya, Hollanda, Fransa ve Almanya'da akaryakıt fiyatlarını desteklemek adına %20'lere yaklaşan bir indirimler hükümetler tarafından yapılıyor. Ve en önemlisi, KDV oranları yarı yarıya birçok ülkede düşürüldü. Artık Türkiye'de de özellikle taşımacılık sektöründeki firmalara bu kolaylıkların sağlanması için bu KDV ve ÖTV değerlerinin bu girdap, bu rüzgar geçene kadar yarı yarıya indirilmesi şarttır. Bakın şehirler arası otobüsler eskiden bayramlarda dolu olurdu. Şimdi %10, %20 dolulukla gidiyor. Uçaklar muhteşem oldu fiyatları. 900 liradan aşağı uçak bileti yok. Ve 450-500 lirada otobüs bileti. Şehirler arası otobüslerin gittikleri yerlerin uzaklığına göre. Dolayısıyla sektör hakikaten şu anda çok sıkıntıda. Yani fiyatlar artıyor sektörün fiyatları. Mesela şehirler arası otobüsün fiyatları artıyor ama yolcu yok. İnsanların onu ödeyecek güçleri yok. Litresi 29 lira oldu hocam. Yani akaryakıtın litresi, mazotun litresi 29 TL. Yani bu nerede siz siyasetçisiniz, özellikle İETT'yi nasıl etkiliyor? Büyükşehir Belediyesi'ni, toplu taşımada akaryakıt giderleri nasıl olacak? Nasıl etkiliyor? Nasıl baş edecek bu zamlarla? İETT şimdi bu zamları kaldıramayacak hale geldi. Biliyorsun Nisan'da bir zam yapıldı. Tekrar bu zam gündeme gelecek. Çünkü en önemli gider kalemi akaryakıt. Burada yapılması gereken bütün dünyada gelişmiş ülkelerde olduğu gibi artık belediyelerin kendi bütçelerinden bunu karşılaması yerine devletin bu konularda akaryakıt zammını balans edecek mutlaka teşviklerde bulunması lazım. Yoksa bu sürdürülebilir değil. Bir müddet sonra orada çalışanların maaşlarında erimeler olabilir ve bu araçların çok büyük bir zararı sebebiyle, akaryakıttan gelen zararı sebebiyle hizmette de aksamalar olabilir. Yani şimdi saat 10'dan sonra
bakıyorsunuz gece 1'e 2'ye kadar çalışan servisler, sabaha kadar çalışan servisler var ve yolcusuz. 5 ya da 10 tanesi yolcu hizmet ediyor. Artık bu tasarruf tedbirlerini belki de gerek İETT araçları, gerekse özel akıllı bilgisayarını görme durumuna gelebiliriz. Burada bir an evvel hükümetin el atması lazım. Bunu belediyelerin kendi bütçelerinden karşılanması olayıyla bırakmaması lazım. Size bu esnaftan çok tepki geliyor mu? Tabii geliyor. Biz şimdi İyi Parti olarak 3 aydır bütün ilçelerin, bütün sokaklarına, bütün mahallelerine, milletvekillerimize, genel idare kurulu üyelerimize, il başkanlığımızın yetkilileriyle gidiyoruz. Bütün esnafı geziyoruz. İnanamazsınız Ali Bey, inanılmaz geri bildirimler var. Herkes şikayetçi. Bir tane de işim yolunda diyen bir kişi yok yani. Dolayısıyla gezip gördükçe esnafların durumunu, elektrik paraları, su paraları ve yanında artık esnafların birçoğu yanında kişileri çıkarmışlar. Artık dükkanına gelmeyen iş sahipleri de artık o elemanların yerine geçmişler. Bütün gün onların yerine iş yapıyorlar ve çoğu elemanlardan fedakarlık etmiş. Böyle de bir durum var. Özellikle dolmuş camiası, taksi camiası bu konudan çok muzdarip. Bana da çok şikayetler geliyor. Protesto gerçekleşti Mersin'de, birkaç illerde, metropol illerde, ama İstanbul'da herhangi bir tepki gösteren esnaf olmadı. Protesto eden, kontak kapatan olmadı. Ama çok sayıda da şikayet var. Size İyi Parti olarak meclise, siz meclis üyesisiniz Büyükşehir'de. Bir takım dernekler olsun, taksi sektöründe, dolmuş sektöründe size tepki gösterenler oluyor mu? Yani bu konu hakkında. Açıkçası taksi sektöründen böyle bizzat bize gelip de şikayetçi olan şu anda yok. Ama ben şunu biliyorum ki ben özellikle taksiye çok binmeye çalışıyorum. Ayın belli günleri taksi duraklarına gidip onların dertlerini dinliyorum. Şu anda fiyatlar indi 28 lira olduğu için birçok insan taksiye binmekten imtina ediyor. Dolayısıyla taksilerde taksi yolcusu bulmaktan zorlanıyorlar. Bu sürdürülebilir değil. Esasında bir taksi için ne kadar fazla indi binde olursa o kadar daha çok kazanabilir. O zamlar çok isteniyordu. O zamlar da geldikten sonra şimdi yolcu bulunmuyor. Böyle bir ikilem var. Zannediyorum 22 Haziran'da yapılacak olan UKOME'de tekrar bu konular gündeme gelecek. Bazı çareler aranacaktır diye düşünüyorum. Evet, siz özellikle ulaşım konusunda akademik çalışmalar da yaptınız. Bize bunlardan bahseder misiniz biraz? Şimdi yarın mesela bir yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Ulaşım Komisyonu üyesi olarak yaptığımız bir çalışmayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sergileyeceğiz. İstanbul'daki ulaşım ve trafik nedir? Neden İstanbul'un birinci sorunu ulaşım ve trafik hala devam ediyor? Sebepleri nedir? Bunları konuşacağız. Ben bununla ilgili İyi Parti'nin meclis üyesi olarak bağımsız bir rapor hazırladım. 65 sayfa bir rapor hazırladım. Bu raporu yarın kısmet olursa grup başkan vekillerine ve ilgililere de sunacağım. Sayın Ekrem İmamoğlu'na da sunacağım. Burada geçmiş yıllarda yapılan hatalar, bu 3 yılda yapılamayanlar, bunların hepsini de o raporuma yazdım. İstanbul'un bir numaralı sorunu artık biz Ulaştırma Bakanlığı, Valilik ve Belediye ile beraber bir araya gelip çözmek zorundayız. Aksi halde bu gidişat daha da kötü günleri müjdeliyor. Yarın bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tek tek ele alacağız. Bütün partilerin yetkilileri bununla ilgili de konuşma yapacaklar. Evet, sahadasınız, halkın içindesiniz. Özellikle ben her gittiğim yerde sizin isminizi duyuyorum. Onun için yayınıma katılmanızı rica ettim. Size sağ olun, kırmadınız beni, katıldınız. Taksi esnafı da sizi seviyor. Dolmuş esnafı da sizi seviyor. Siz halkın içindesiniz. İyi Parti temsilen. Akademik çalışmalar da yapıyorsunuz. Sizin genel olarak halkın içindesiniz. Değerlendirmeniz ne olur esnafa? Ne söylemek istersiniz rahatlatma açısından? Ali Bey, ben İstanbul'un trafik ve ulaşım sorunlarını nasıl çözeceğini çok iyi biliyorum.
ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum. Yeter ki bir politik irade ve yönetim iradesi bu yapılacak uygulamalardan arkasında dursun, bunu savunsun. Çünkü yapılacak olan radikal çözümlerin arkasında politik iradenin durması lazım. İstanbul'un hemen yapılacak en önemli işlerinden biri tercihli otobüs yollarıdır. Bu otobüs yollarında taksiler de girip daha hızlı ticaret hızlarını artıraraktan gidebilirler. İnsanlar niye toplu taşımı tercih ederler? Hız ve konfor. Toplu taşımda da hız ve konfor olmayınca insanlar gitmiyor metro dışında. Sıkıntılı da çok da kalabalık. Dolayısıyla İstanbul'da yapılacak çok şey var. Yeter ki bu işi bir ekip olarak, liyakatli bir ekip olarak, valiliğin ve bakanlığın da katkılarıyla bir ekip olması lazım. Bir uzmanlar ekibi olması lazım. Bir proje yönetimi gibi yönetmek lazım. İstanbul'da trafiği rahatlatabiliriz. Bu rahatlık olursa, bu tercih yolları yaparsak esnaf da, minibüsler, taksiler de bu yolları kullanabilirler. Dolayısıyla dur kalklarla kaybettikleri yolcuları elde edebilirler. Daha çok kazanabilirler. Dijital durakların bir an evvel yapılması lazım esnaf için. Dolularını, boşlarını görmek lazım. Çok boş geziyorlar. O dijital duraklar vasıtasıyla o boş gezmeleri doluluğa daha çok aktarılabilir. Bunlar yapılabilir. Daha az bu sefer bunlar yapılırsa yakıt daha az tüketilir. Bunları yapmak lazım ve en önemli şeylerden biri de özellikle taksi esnafının aplikasyon. Heh. Şu aplikasyonun artık bir an evvel gelişmiş ülke kentlerindeki bu olması lazım. Ve hala yeni yönetimde 3 sene geçmiş, hala bir aplikasyon problemi var. Lisans iadesine çıkıldı ama şu anda hangi seviyede onu bilmiyorum açıkçası, ama bu aplikasyonun ve dijital durakların özellikle taksi esnafı için bir an evvel yapılması lazım. Aksi halde işte bir kaos oluyor. İyi kazanç olmadığı için de müşteri almıyorlar. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Resmen ben bunları yaşıyorum. Sokağa çıktığım zaman 4 arabadan 3'ü beni almıyor taksiler. Mutlaka mazeret uyduruyor. Ben de şimdi fare trafik müfettişiyim aynı zamanda. İster istemez kötü davrananları şikayet ediyorum, ne yapalım. Yani ben bir müşteri olarak beni arabaya almıyorlarsa şikayet şeyini yazmak, elektronik olarak yazmak durumunda kalıyoruz. Bunlara vesile olmasını istemiyorum ama hakikaten o kesimde de çok iyiler varken birkaç kişinin yanlışları bütün sektörü etkiliyor. Evet, sizi de çok iyi tanısınlar ki gördükleri zaman Sayın Suat Bey'e yolda bırakmasınlar taksi esnafı. Hiç kimseyi yolda bırakmasın. Size ya, kimseyi bırakmasınlar tabii. Münasır değil. Tüm İstanbul halkını böyle çaresiz bırakmasınlar. Yer seçmesinler, mesafe seçmesinler. Birçok taksi sektöründe çok dediğiniz gibi gerçekten pırlanta gibi insanlar var işlerinde. Her sektörde olduğu gibi iyiler ve kötüler var Suat Bey. Yayınımız uzadı. Son sözlerinizi alalım. Esnafa ne söylemek istersin? İstanbul halkına ulaşım konusunda bu akaryakıta gelen zamlar son olarak nerede durur? Onu konuşmuştuk ama son olarak bir rahatlatmak açısından vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz son olarak? Yani belediyeler esnaf meclisleri kurması lazım. Böyle esnafla uzak ilişkilerle bazı şeyleri çözemeyiz. Bizim taksi sektörü, minibüs sektörü, otobüs sektörü bunlarla beraber esnaf meclisleri kurmamız lazım. Onları dinlememiz lazım. Onlar da yetkililerden bazı bilgileri alması lazım. Bu sürdürülebilir bir iş değil. Bir ukame var. Yarısından çoğu zaten işle ilgili değil. Yarısı devletin, belediyenin bürokratları var. Ama yarısı olayın çok uzağında. Halk nerede? Esnaf kesimi geliyor orada konuşabiliyor. Bir meclis, küçük bir meclis oluşabiliyor ama onların masanın etrafına gelmesi lazım. Herkesin konuşması lazım. Artık bu devir uzaktan kumandayla gitmez. Yani bazı şeyler müzakere ediliyor ama hakikaten bu işin ızdırabını çeken halk da oraya gelmesi lazım. Sırf esnaf değil. Yani bu işin uzmanları da katılması lazım. Bu meclisleri kurmalı ve her ay bu insanların dertlerini dinlemeliyiz. Aksi halde hep böyle uzak kalıyor bu işin içindeki taksiler, minibüs esnafı, diğer servis esnafı. Onlarla bir araya gelmeyi teşvik etmemiz lazım. Demokrasi de böyle bir şey değil mi Ali Bey? Evet.
İşte oradan birlikte olmak, belli paylaşmak, eleştirilere hazır olmak, ondan sonra da birlikte karar almak lazım. Hani belki %100 karar alamazsınız ama halkın ve esnafın çoğunluğuyla bazı kararları almak lazım. Bu demokratik ortamı da bizim artık geliştirmemiz lazım. Empati yapmak yeterlidir diye düşünüyorum. Aslında çözüm çok basit. Ortada çözüm. Yetkililerin de duyarlı olması gerekiyor. Sizlerin akademik çalışmaları çok değerli buluyorum ben. Sizlerin çalışıyorsunuz. Ben buradan bir duyuruda bulunayım. Sizin vasıtanızla mesela ilgili televizyon kanallarında da esnafla bunları paylaşabiliriz, konuşabiliriz. İnsanlar bunu konuşabileceği, paylaşabileceği mekanlar arıyor artık. Siz bunun mesela öncüsü olabilirsiniz. Evet, ben zaten esnafın yanındayım. Biliyorsunuz yıllardır esnafla içeyim. Esnafla bütün dertlerini, sorunlarını dinliyorum. İstanbul halkının da sorunlarını dinliyorum. Her gittiğim yerde sürekli dinliyorum. Sürekli araştırıyorum. Siz de duyuyorsunuzdur umarım. Suat Bey, fazla sıkmayalım insanları. Çok son olarak söylemiştim. Çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldınız. Söylemek istediğiniz herhangi bir konu varsa tekrar alayım. Son olarak tekrardan veda edelim. Herkese bol, bereketli kazançlar diliyorum. Kazasız günler diliyorum. En kısa sürede bir araya gelip sorunlarını tartışacağımız İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde de o sorunları toparladığımız, konuştuğumuz, müzakere ettiğimiz sorunları da kendine buradan söz verebilirim. Bütün sorunlarını da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dile getirmeye şimdilikten bizi seyredenlere söyleyebilirim. Herkese de iyi akşamlar diliyorum. Son olarak ben de söyleyeyim. Ben sizi buluşturacağım, köprü olacağım. O esnafla çok uzun zamandır da bir çalışmalarım var. Özellikle sizinle görüşmek isteyen bir takım esnaf var. Onlar da sizinle bir zamanı geldiğinde buluşturacağım. Öncüsü siz de olacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar.